Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ada Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı'nın 177, 180, 181, 182, 183 ve 184. sayfalarını cevaplayacağız. 177'den başlayalım. Kahvaltı yapmak niçin önemlidir? Kahvaltı yapmak insan sağlığı için, vücudun dinç olması için gerekli olan bir öğündür. Sayfa 180. Sabahları vücudumuz niçin aç olurmuş? Vücudumuz gece uyurken enerji harcar, bu yüzden vücudumuz aç olurmuş. Bilim insanları kahvaltı yapan çocuklarda neler gözlemlemişler? Kahvaltı yapan çocukların okulda daha başarılı olduklarını gözlemlemişler. Kahvaltı yapmayanlar niçin şekerli abur cuburlardan yemek isterlermiş? Kahvaltı yapmayanlar enerji toplamak için şekerli abur cuburlardan yemek isterlermiş. İkinci resim metindeki hangi anlatımı destekliyor? Abur cuburlar yerine kuru üzüm veya meyve yemeği deneyebilirsin. Sağlıklı atıştırmalıklar nelermiş? Sizce bunlara başka neler eklenebilir? Yazınız. Sağlıklı atıştırmalıklar haşlanmış yumurta, meyve suyu, süt, fıstık ezmeli veya reçelli ekmek, meyveler, zeytin, peynir, domates ve benzeri şeylerdir. Kahvaltının önemini anlatan bu metinden neler öğrendiniz? Öğrendiğiniz yararlı bilgileri günlük yaşamınızda da uygulayacak mısınız? Kahvaltıda başka neler yemeye karar verdiniz? Arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanıza dinleyici grubuna göre sevgili arkadaşlar, değerli büyüklerim gibi uygun ifadelerle başlayınız. Sevgili arkadaşlar, sağlığımız için hepimiz düzeni ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye dikkat ederiz. Çünkü vücudumuz bunu hak eder. Düzensiz ve sağlıksız beslendiğimizde vücudumuz bizlere hemen bir sinyal gönderir. Baş ağrısı, halsizlik ve benzeri şekilde. Kahvaltıda bizlerin düzenli beslenebilmesi için sağlıklı bir öğündür. Kahvaltı yapmayan insanların halsiz ve bitkin oldukları gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise geceleri uzun süre beslenemediğimiz için vücudumuz enerji kaybeder. Kahvaltı bu yüzden diğer öğünlere göre daha önemli bir öğündür. Sayfa 181. Aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce sözlükten araştırınız. Sonra da kendini tanıtan kelimeyi bulunuz. Acele olarak ayaküstü yenen yiyeceğim. Sağlıklı olanlarım daha iyidir. Bil bakalım ben kimim? Atıştırmalık. Organların çalışmasını, vücut ısısını sağlayan besinlerin oluşturduğu gücüm. Bil bakalım ben kimim? Enerji. Yumurta, et, süt gibi yiyeceklerde bulunurum. Hücrelerin ana maddesiyim. Bil bakalım ben kimim? Protein. Kemiklerin gelişip çocukların büyümesi için gerekliyim. Ayrıca dişlerinizi korurum. Sütte, peynirde çokça bulunurum. Bil bakalım ben kimim? Kalsiyum. Bal kabağı, havuçta daha birçok meyve ve sebzede bulunurum. Bağırsaklarınızı çalıştırır, yediklerinizi sindirmenize yardımcı olurum. Bil bakalım ben kimim? Lifli besin. Genellikle sabahları yenen hafif yemeğim. Sağlıklı besinlerle zenginleşirim. Bil bakalım ben kimim? Kahvaltı. Sayfa 182. Aşağıdaki yiyecekleri kahvaltılık ve abur cuburlar olarak ayırınız. İlgili tepsilere farklı renk kalemlerle çizerek eşleştiriniz. Buradaki kahvaltılık besinler ekmek, peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, süt, pekmez ve meyveler. Abur cuburlar ise cips, kola, bisküvi, hamburger, çikolata, şeker. Sayfa 183. Evinizde kahvaltıda yemek için özel olarak hangi yiyecekler yapılır? Örneğin yumurtayı nasıl tüketirsiniz? Bunlardan birinin yapılış sırasına göre yazarak tarif ediniz. Bu yiyecekte kullanılan malzemelerden istediğiniz birinin resmini de yapabilirsiniz. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyabilir, sınıf panosuna sergileyebilirsiniz. Evimizde kahvaltıda yemek için menemen, yumurta haşlaması, kızartma gibi yiyecekler yapılır. Yumurtayı haşlayarak yeriz. Menemen yaparken ilk olarak tavaya yağ koyarız, soğan doğrarız ve yağın içinde pişiririz. Üzerine salça koyar karıştırırız. Daha sonra üzerine doğradığımız domates, biberleri koyarız ve arada karıştırarak pişmesini bekleriz. Pişmeye yakın üzerine yumurta kırarız ve menemenimiz hazır.
Bir dönem bir kısmını durdurup tarifini kitabınızın ilgili kısmına veya defterinize yazabilirsiniz. Sayfa 184. Kahvaltı yapmadan gelen ve okulda abur cubur yiyen bir arkadaşınız var. Bu arkadaşınıza kahvaltı yapmanın niçin önemli olduğunu anlatınız. Yazınızı düz yazı ya da şiir gibi yazabilirsiniz. Yazınıza konusuna uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Kahvaltı yapmak önemlidir. Sabahları kahvaltı yapmayarak enerjini yok ediyorsun. Dengeli ve düzenli beslenmenin şartlarından biri öğün atlamamaktır. İnsanın bir dengesi vardır ve o denge bozulduğunda insanın sağlığı da bozulur. Sabahları kahvaltı yaparak tüm günün enerjisini kazanmış olursan, bu yüzden sabahları herkes kahvaltısını yapmalı. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.